John Wick 3. Sen seviyor muydun daha önceki iki filmi, sever miydin? Sevdim. Yani daha öncekileri de sevdim. Bunu da sevdim. Genelde seviyorum. John Wick'e boş değilim. John Wick'e karşı boş değilim. Ya onun nedeni de şu galiba Mehmet. Yani ben biraz öyle John Wick'i izlerken böyle çok keyif aldım. Şöyle düşündüm, dedim ki ya ben aksiyon sinemasının içine doğduk. Yani biz sinemayı bize sevdiren şeyler, sinemaya o her hafta sinemaya gitmek istememize neden olan filmler genelde bu aksiyon tarzı filmler ve ben 80'ler çocuğuyum. 80'lerde de böyle hani Ben Tek Siz Hepiniz kahramanlarının çok olduğu filmler izlemişiz. İşte ne bileyim Die Hard'lar, işte 80'lerin sonu, 90'ların başı, Arnold Schwarzenegger'in bu işte şeyler, Komandosu, Last Action Hero'su, en bilineni Rambo gibi filmlerle, yani tek başına koca orduları yok eden, ya da çocukluğumuzun o Kung Fu filmlerindeki Jackie Chan'in böyle bütün böyle onlarca adamı tek tek dövdüğü falan. John Wick biraz da öyle bir nostaljisi var. Tabii o kahramanlara bence yani o dönemin ataları mı diyeyim, John Wick'in atalarına saygıda kusur etmeden onları alıp bir tık daha ileri taşıyan, çok daha acımasız, hiç durdurak bilmeyen bir kahraman. Ama galiba karaktere, yani John Wick filmlerine böyle sempatiyle bakmamın bir nedeni de Keanu Reeves galiba. Yani hiç böyle hani sert aksiyon yıldızı gibi değil yani. Mesela bu filmde de film boyunca hani düştü düşecek böyle hani gitti gidecek gibi olup böyle bir yumuşaklık katıyor. Yani çok sert bir karaktere tuhaf bir yumuşaklık katıyor bence, bilmiyorum ama. Kendi personası var. Kendi star karizması var. Ve bence Keanu Reeves olmasa John Wick de olmaz. Yani onu buralara evet, getiren, yani projeye yani. Getiren Keanu Reeves'in bir star karizması var. Müthiş yani. Hani dediğin o masumluk da o karizmanın en önemli parçalarından bir tanesi. Gerçekten çok masum bir yüzü var. Her zaman yanında olacağımız karakter. Her zaman onun yanındayız biz. Yani burada ne yaparsa yapsın hep onunla beraber ilerleyeceğimiz bir karakter. Yani aslında hep konuşuyoruz ya bazen bir karakterle özdeşleşmek, bir şey yapmak. Yani John Wick'e baktığımızda hani ne yapabiliriz diyoruz ama yani o Keanu Reeves'ten gelen bir şey, bir şekil onun tarafındayız ya, yumuşak adam falan, hani çok fazla hakkında da bir şey bilmiyoruz aslında. Evet, ben yazımda da bahsettim. Asıl mesele zaten aslında eşini kaybetmiş, evinde matem tutmak istiyor. Tek istediği şey eşini hatırlamak. Hayatının en büyük aşkı gitmiş, yerine kimseyi koymayı düşünmüyor. Çok büyük bir eksiklik olarak görüyor. Fakat bir türlü buna müsaade etmiyorlar. Biliyorsun ilk filmde de Rus mafyasından birisi geliyor. İkinci filmde İtalyan mafyasından birisi geliyor. Ya bunu hatta evinde rahatsız ediyorlar. Yani evinde kendi düzenindeki o rahatlığı bir şekilde bozuluyor. Bu da o suç lordlarından intikam almak için harekete geçiyor ve herkesi onlara gelene yeminini kadar... Yeminini bozuyor. Herkesi savaş öldürüyor. Baltasını. Resmen gömdüğü yerden çıkarıyor falan gibi bir şey de. Evet. Video oyunları var. Yani bu filmin arkasında bir video oyun geleneği var. Yani video oyunlarındaki karakterler gibi, sen dedin ya karakter hakkında çok şey tanımıyoruz. Video oyunlarına karakter hakkında da çok şey bilmeyiz. Onunla direkt özdeşleşiriz. Ve onunla birlikte aksiyona geçeriz. Şimdi burada da çok az şeyi biliyoruz. Evet, iyi bir adam olduğunu, Keanu Reeves sayesinde iyi bir adam olduğunu biliyoruz. Duygusal bir adam olduğunu biliyoruz. Manevi değerlere önem verdiğini biliyoruz. Çünkü bir insan eşini bu kadar çok severse, ölümünden sonra da unutmak istemiyorsa onun manevi değerlerinin güçlü olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de çok da fazla şey bilmemize gerek yok. İyi adam olması bize yetiyor da artıyor bile. Bunun gerisinde senin söylediklerinde hepsinin işaretleri vardı zaten. Tabii western filmlerine kadar giden bir başka gelenek var. İntikam aslında intikam. O kadar da yaşlı evet. Değilim ben. O kadarını hatırlıyorum. Western filmleri, 80'ler. Hemen bu aslında belki bu filmin yapılma nedenlerinden bir tanesi Taken serisinin çok tutmasıdır. Liam Neeson biliyorsun o da bir başlıyor herkesi öldürüyor falan. Fakat John Wick kendine has ayrı başka bir şey haline geldi. Burada hem iki şeyi yani video oyun estetiğini çok iyi kullanması, Uzak Doğu dövüş filmleri estetiğini çok iyi kullanması ve yönetmenin bu işleri çok iyi bilmesi, Chad Stahelski'nin koreografiyi çok iyi kullanması. Bir de seçtiği yol en başından beri doğru bir yol seçiyor. Yani diyor ki bu stilize, yani üslupçu bir film olacak, çok biçimci bir film olacak. Ya bunun hikayesi konuşuruz, yani çok inandırıcı bir hikaye değil. Bunu ayakta tutan yani bu John Wick'i ayakta tutan çok sağlam bir sinema var. Çok sağlam bir biçim duygusu var. Her şeyle çok iyi hesaplanmış bir biçim duygusu var. Dövüş koreografisinden ışıklandırmasına, kamerasına, bütün buna. Sağlam tutuyor yani.
başarısının formülü var ama sadece formül filmi değil. Dediğim gibi işin içinde duygular da var. Keanu Reeves var. Hikaye var. Onlara sıra sıra geliriz. Bir kere yavaş. Yani bence herhalde gelmiş geçmiş en hayvan dostu film yani. Bir köpek için ya birkaç yüz milyon insan falan öldürdü herhalde bilmiyorum ama yani köpeğe nasıl bunu yaparsınız diye. Bu filmde de yine bir köpeği var. Hatta bence bu filmin yıldızı iki tane köpek var. Allah yani düşman başına. Halberin'in evet, iki köpeği. Evet. Ve hatta bir de şey bir yerde okudum buna da diyor ki horse fu. Kung fu değil de horse fu. Bir de atlarla bir sahne evet. Var. Ya aslında bugün spoiler vermeyelim bence. İlk kez bir spoiler vermeden yapalım. Ha, bu horse fu'da bir yok, şey yok. Yok yok spoiler vermedin de öyle diyorum. Öyle gidelim çünkü ha. Vermesek de olur hakikaten. Yani yok çok rahat, bunlar spoiler bir de şey değil yani. Değil vermedin evet. Zaten ama çok rahat spoiler vermeden de konuşabiliriz. Konuşuruz. Burada şeye dedin ya çok biçimci falan. Mesela bu filmin açılışından itibaren o ilk bir yarım saat yağmurlu gece New York görüntüleri bence muazzamdı gerçekten. Yani görüntü yönetmeni çok iyi iş çıkarmış. Hatta bir ara böyle dedim ki ya Blade Runner'da mı vardı böyle yağmurlu arkada o neonlar, floresanlar, maviler, kırmızılar, yeşiller falan. Çok dediğin gibi hani stilize başlıyor ve film daha başlar başlamaz zaten ikinci filmin direkt hemen bir saat sonrası gibi başlıyor ve biz bir aksiyonun içine giriyoruz. Bu aksiyonla ilgili John Wick'in karakteriyle iyi insan oldu dedin ya oraya gelmek istiyorum. Orada bir şey var, kütüphanede bir sahne var. Bir kitap alıyor. Biz hani neden olduğunu anlamıyoruz ama sonra kitapla ilgili bir şey var kitapta. Ve orada bir kavga var, bir kavga sahnesi var. Kitapla dövüyor. Yani kitap okumak ne kadar faydalı bir şey. Yani insanın hayatını kurtarıyor kitap bazen. Silahlaşıyor. Kitap okumak. Orada diyor ki, kavga edip rakibini alt ettikten sonra John Wick, kitabı alıp götürüp rafa tekrar koyuyor. Bir yerde gördüm diyor ki, yani eğer onu koymasa John Wick, John Wick olmaz. Yani karakteri tanımlamak için o kadar güzel bir sahne diye anlatmış ki yani o karakterin aslında nasıl bir şey olduğunu vermesi açısından çok hoş bir sahneydi. Bu arada o kavga ettiği kişi de tanıyor musun sen onu? Hayır. Evet, çok ünlü bir basketbolcu o NBA'de. Uzun boylu evet. Marjanovic diye. Boran Marjanovic galiba Philadelphia 76ers'da oynuyor. Ben önce tanıdım. Dedim ki ya ne alaka hani. Sonra baktım yani hakikaten o mu diye oymuş yani. 2.22'lik bir dev. John Wick 1.86'ymış. Boylarına baktım hani nedir falan diye. Arada bir 30 santim bir şey var. Film dediğim gibi hani oradan başlar başlamaz. O John Wick'in yumuşaklığıyla da. Çok bence hoş da bir giriş oldu. Evet. Ve şunu da söyleyeyim orayı biraz daha konuşuruz. Ve onun devamında gelen o bir antikatıcıdaki kavga sahnesi var. Ya çok uzun süredir ben yani bu kadar iyi bir aksiyon ve kavga sahnesi izlemedim doğrusu. Bıçaklarla falan olan sahne. Evet doğru söylüyorsun. Her türlü şeyi açmışlar yani her türlü dövüş sahnesi var filmde. Burada şeye gelelim hani yönetmen bu işi çok şey dedin ya iyi biliyor. Zaten yönetmen biliyorsun dublörmüş. Ve ben biraz eşeleyince daha önce çok okumamıştım filmle ilgili de bu sefer biraz bakayım dedim. Bilmiyordum, öğrendim. Bilmeyen, bilenler varsa da. Ekip Matrix'ten beri birlikte çalışıyormuş. Keanu Reeves, bu Chad Stahelski miydi? O. Ve ilk filmde Chad Stahelski ile beraber yöneten David Leitch diye bir arkadaş var. Bunlar aslında dublör koordinatörü, dublörlük yapıyorlar. Ve hatta Matrix'te Keanu Reeves'in double'ı. Dublörü olarak görev yapıyorlar ve o dönemden beri hatta oradan bir iki tane daha bu kavga dövüş şeylerinde rol alan dublör arkadaşlarla beraber çalışmışlar. Dediğim gibi yani şeye çok hakimler ve alıp üstüne de koydular yani her filmde bir tık daha ileri götürdüler. Evet. Görüntülerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu kara filmleri hatırlatıyor o senin söylediğin giriş. Aslında bütün filmde de kara film etkisi çok bariz yani film noir dediğimiz hatta hafif dışa vurumcu diyebileceğimiz ekspresyonist bir tarzı da var ışıklandırmanın. burada Tarkovski tiyatrosu ile birlikte bir Rus sahne şeyi var, tiyatrosu var, bale eğitimi var biliyorsun. Mesela oraya orası sanki ayrı bir film gibi dikkat edersen. Şimdi film
bir taraftan böyle mekanlarla birlikte yapı da değiştiriyor görsel olarak. Orada bayağı farklı bir filme geçiyoruz sanki. Böyle bir sanat filmine, bale konulu bir sanat filmine geçiyoruz. Şimdi o bale konulu sanat filmi ama aslında bir dövüş filmi. O kontrast hakikaten filme çok enteresan bir etki yaratıyor, enteresan bir hava yaratıyor. Orada Edward Degas'ın resimlerini hatırlıyoruz, balerin resimlerini de hatırlıyoruz. Kesinlikle. Siyah kuyu da hatırlıyoruz. Çünkü özellikle balerinlerin çok acı çektiğini görüyoruz. Çünkü Angelique Huston'un oynadığı karakter çok sert, otoriter bir bale hocası. Sonra Halle Berry'nin olduğu Casablanca sahnelerinde film yine başka bir filmin içine girmiş gibiyiz. Fakat asıl mesele Continental Oteli. Continental Oteli daha böyle bir şey, filmde baskın yer orası yani. En fazla da orada geçiyor film. Açılışında ve sonunda da tekrar oraya bağlanıyoruz. Orada bayağı bir şey geçiyor. Onun da bir camlı aynalı bir şeyi var, salonu var üst katlarda. O da çok iyi kullanılmış. Yani çok iyi kullanılmış değil. Aslında çok iyi yani planlanmış, prodüksiyon tasarım açısından çok iyi. Dövüş sahneleri açısından da çok iyi. Bir böyle sanat sergi salonu gibi öyle bir yer. Orada da çok ilginç bir kontrast var. Ya aslında artık hani çok iyi biliyorlar meseleyi. Yani burada hikayeden çok aslında bir taraftan da mekanın kendisi önemli. Yani sahnenin görsel yapısı çok önemli. Yani yapı olarak o kadar iyi kuruyorlar ki filmi. Görsel olarak da. Mesela o işte bir şeyden o kütüphane, New York Halk Kütüphanesi. Ondan sonra işte o antikacıdaki bıçaklı, baltalı kavga. Ahır. Mesela bir at ahırı da var. Oradan sokaklardaki o işte hani motosiklet at kapışması takibi diyelim ona. Yani çok iyi, böyle iyi planlıyorlar her şeyi. Yani bu sonuç olarak hani bu tip senaryolardaki yaratıcılık aslında biraz da o aksiyonun geçtiği dekoru, o aksiyonun geçtiği mekanı tespit etmekten geçiyor. Burada iyi düşünüldüğünü. Onun önünde de bir koreografi var. Yani evet çok biçimci ama gerçekten hani bu biçimciliği hakkını vererek yapıyor. Her şeyiyle, görüntüsüyle, dekoruyla, prodüksiyon tasarımıyla, kurgusuyla. Ben şey diyorum yani bir aksiyon filminde ne bekliyorsanız ya da John Wick size ne vaat ediyorsa fazlasıyla veren bir film. Yani o açıdan da bence çok çok başarılı kendi türü açısından. Mesela illa böyle romantik işte ulan bunda ne diyor falan, işte o söylediğim bale sahnesi. Yani dışarıda onlarca yüzlerce kişiyi öldürüp oraya geldikten sonra yani balerinlere biraz acıdı gibi, böyle ayakları falan soyulmuş, kanamış ya. Yani aslında biraz da öyle bir şey. Yani dışarıda sen silahla öldürüyorsun, burada da sanat işte çalıştırarak ne hale getirmiş falan gibi. Şeylerini çok dediğim gibi sevdim. Bir de şeyi görüntülerle ilgili söyledim. Ben görüntü yönetmeni mesela hani o kadar dediğin gibi çalışılıyor ki, bir önce işte o Oscar'lı Shape of Water'ın görüntü yönetmeniyle çalışmışlar. Herif adı da o Dan Lausten diye bir arkadaş. Yani o karanlığı, loşluğu çok iyi kullanıyor. Ama o Continental Oteli'ndeki o salon, o camlı aynalı salon diyorum ben. Orası da çok güzel. Orası orada filmin bütününden biraz daha farklı bir yer gibi görünüyor. Daha şeffaf bir yer gibi görünüyor ama sonra bayağı oyunlu bir yere dönüşüyor. Orada Zero karakteriyle kapışıyorlar ya. Şimdi o Zero karakteriyle birlikte aslında filme mizah duygusu da geliyor. Bayağı. Çünkü aslında John Wick'te mizah duygusu çok yukarıda değildir. Yani çok hafiftir yani. İroni daha böyle derinde saklıdır. Yani yok gibidir. Fakat burada daha açık bir ironi var. Yani. İroni var. O canlı sahnede şey değil mi Mehmet? Yani biraz onu düşündüm. Hani sonuçta orada bir karşısında da Asyalı bir karakter Zero. Yani en azından Asyalı gibi duruyordu. Bruce Lee'ye bir saygı duruşu. Enter the Dragon'da da öyle bir aynalı sahne vardır ya sonunda. Ama aynalarla, yansımalarla falan. Evet, yani evet. Aklıma geldi biraz öyle bir şey. Çok valla ben şimdi hatırlamadım ama Enter the Dragon'ı çok yıllar önce seyrettim. Unutmuş olabilirim. Çok haklısın. Eğer varsa orada bir ayna, Bruce Lee ile düşmanı aynalarla kaplı bir odada kavga ederler de burada da bir mesela Zero karakterini diyorum ki ben bunu bir yerden tanıyorum. Bu yerden tanıyorum. İşte biraz önce söylediğim 80'ler Mehmetciğim. Yani bu Mark Dacascos diye bizim video filmlerimizin kahramanı bu. İşte Amerikan Ninja, bilmem ne Samuray gibi filmlerin yıldızı. O dönem kendi bu B sınıf filmlerin yıldızı bir arkadaş bu Mark Dacascos. Ve çok değişmiş. Yani bak bir türlü tanıyamadım. Daha böyle yaşını zayıf, almış. Daha bir fit, yaş almış.
Buradan aslında biraz konuştuk sanırım. Bu yaş alma meselesiyle ilgili de bir şey sormak istiyorum. Ya da yeri gelmişken konuşabiliriz. Filmin aksiyonun içindeki 3 tane karaktere baktım. Keanu Reeves, Halle Berry ve bu Mark Dacascos. Yaş ortalamaları 54. Ya Mehmet, mutlaka diyeceklerdir ki yani hani dublörler var. İşte onlar asıl işin büyük tarafı. Ya bunun %30'unu bu arkadaşlar oynasa, yani bu yaştaki insanların sinemada neler yapabileceğini düşündüm. Yani ister istemez ya biz de 50'lere geldikleri zaman oyuncu arkadaşlar yani ne fizik olarak kendilerine dikkat ediyorlar. Yani biz de herhangi bir oyuncumuzun böyle bir aksiyon filminde oynayabileceğini düşünebiliyor muyuz? Koşamıyorlar, kavga edemiyorlar. Ya biz hani oyunculuk sadece ne bileyim hani şey yapmayayım da örnek hani Nuri Bilge Ceylan filminde böyle düşünceli bakıp böyle bir karaktere girmek midir? Mesela koşamıyor bizim oyuncularımız ya. Şimdi bak şöyle haklı olabilirsin de bak şimdi bizde bu tür bir aksiyon sinemasının seyircisi yok. Şimdi bizde neyin seyircisi varsa onun oyuncusu mu oluyor? Evet, yapımcı onun üzerine gidiyor, oyuncular da onun oluyor. Yani bunun yok. Yıllar önce varsa bak Cüneyt Arkın ne yapıyor? Kendi başına bunu yapıyor. Yani Cüneyt Arkın kendi sahnelerinin koreografisini bile yaparmış biliyorsun. Çok özene özene. Çünkü o yıllarda Cüneyt Arkın filmlerinin bir müşterisi var, bir seyircisi var. Şimdi yok yani. Bizde melodram var, komedi var. Yani o yüzden de oyunculardan ziyade bunun hani seyirci hoşlanmıyor. Yani Türkiye'de seyirciler böyle bir film seyretmek isterse John Wick'i bekliyorlar. Yani John Wick 3'ü çok büyük merakla bekleyen bir seyirci kitlesi var. Acaba bir de hani böyle bakayım. Ya acaba John Wick'i bekleme nedenleri şu mu? Ya bizden herhangi birisi John Wick gibi bir şeyde oynadığında bu kadar inandırıcı olmayacağı için mi acaba? Yok, ya zaten çok gülüyoruz biz bunlara diye. Bence bizde zaten böyle bir şey de çıkmıyor Kadir. Ejder Kapanı diye bir film vardı da. Ejder Kapanı daha farklı Uğur Yücel'e aksiyon yazmışlar. Bak gülüyoruz görüyor musun? Bak. Hayır, Ejder Kapanı ben kötü bulmam. Ejder Kapanı ben mesele dövüş filmidir. Anladım. Dövüş filmi yapmak apayrı bir mesele. Yani hele burada bayağı ciddi bir mesele bu. Yani sen dövüş filmini hazırlaman, onu tasarlaman falan. Ya bizim öyle bir dövüş filmi geleneğimiz yok zaten yani. Yani bu şimdi John Wick tabii ben hani çıtayı öyle de bir yere koydum ki hani haksızlık da etmeyeyim tabii. Yani aslında bayağı bir şiddet balesi John Wick yani koreografisiyle şeyleriyle. Bunu gelmişken John Wick'in kullandığı dövüş teknikleriyle ilgili çok şeyler var. Yani bu adam ne yapıyor? Ya bu karate mi, güreş mi, boks mu? Çünkü farklı bir tekniği var. Birçok şey diyorlar. Judo, tekvando, Brezilya'nın bir dövüş sanatı varmış. Adını unuttum şimdi. Ortaya karışık. Jiu-jitsu gibi. Mesela şey diyorlar hani böyle yumruk atmıyor. Daha böyle kollarıyla kavga ediyor. Ve bunun doğru bir şey olduğunu söylerler. Çünkü yumruk attığın zaman kendi eline de zarar vermek falan gibi. Ve çok yakın dövüşüyor. Böyle tutup daha çok yere atarak. Bunun da judo olduğunu. Ve bir de Japon bilmem bir şey dediler diye bir şey okudum da ne kadar doğru bilmiyorum. Bu silahla kavga etmek. Hatta buna da kendileri tırnak içinde gang fu diyorlarmış. Gang fu diyorlarmış böyle şey. Yani silah kung fusu gibi bir şey. Zaten bu 3 seride de çok konuşuldu. Yani bu çünkü çok gerçekçi, çok sert dövüşüyor diye. Böyle bir şey yapmışlar ve hepsi de ekip olarak da Dread diye bir film vardı hatırlar mısın? Malezya filmi miydi? Evet. Endonezya ya da Malezya galiba evet, oradan. Evet, o ekipten de destek almışlar. Mesela dublörler ya da o bazı sahnelerdeki özellikle o odadaki antikacı sahnede oradan evet, oyuncular. Evet, Raid de işte bu yeni kuşak dövüş filmlerinin en iyilerinden bir tanesidir yani. Ama o başka bir kafa film. Evet. Bu başka, o başka yani. Şey mesela, olarak diyorum, evet, sadece tabii, tabii. O aksiyon sahneleri. Ama dövüş esinden ikisi akraba filmler. Bir de şey öğrendim, John Wick, Mozambik Drill diye bir şey kullanıyormuş Mehmet. Bu böyle bir şey varmış hakikaten. Ben dedim ya nedir bu falan biraz baktım. İki kez göğüse, bir kez kafaya ateşi. Böyle bir şey varmış. Ve bunu kullanıyoruz. John Wick'in şeyi buymuş. Hakikaten de öyle gidip yakın mesafeden kafaya ateş ederek. Herhalde bunun kadar başka bir filmde görmedim milletin kafasına sıkıldığını yani. Video oyunlarında da çok yakından bir takım karakterleri yani karşımıza çıkanları yakından öldürebiliriz ya. Onun da o estetikle de çok bağlantılı. Video oyunlarında öldürdüğümüz kişilerle onlar sadece bir grafiktir yani. Sadece düşmandır. Aşağı yukarı hiçbir insani değer ifade etmez yani.
hiçbir şey ifade etmez. Burada da aynısı yani. Burada karşısına çıkanların yüzünü bile görmüyoruz yani. Sadece öldürdüğünü görüyoruz. Çoğunluğun yüzü yok. Sadece grafik gibi öyle yapıyorlar. Ve sadece öldürüyor. Orada direkt yani bizi video oyunlarıyla çok yakına getiriyor yani. Kendimizi bir grafik bir video oyun içinde gibi hissediyoruz. Bu filmin bize bir de şeyi var değil mi? Birazcık John Wick'in aslında o hani karısı ölüyor, yas tutuyor falan ama John Wick karakteriyle ilgili çok fazla bir şey vermiyor, bilmiyorduk. Burada birazcık bize geçmiş John Wick'in aslında sürprizler, yani söylemeyelim onu söylemeyelim. Biraz onunla ilgili ufak tefek şeyler var. Geçmişle ilgili bazı bilgiler var. Herhalde ileride biraz daha açacaklardır. Zaten dördüncü filme çok kapılar açılıyor. Dördüncü filmde neler olacağı ile ilgili. Ama şunu söyleyebiliriz çok açık. Yani bu sefer Yüksek Şura'ya karşı savaşıyor diyebiliriz yani. Çünkü o zaten yani ikinci filmin sonunda Santini'yi öldürmesi hem de Continental Otel'inde öldürmesi zaten hani büyük bir karşı çıkıştı var olan sisteme. Zaten ne olacağını tahmin etmek çok zor değil. Üçüncü film tam da ikinci filmin bittiği yerden başlıyor. Burada Parabellum'a gelebiliyoruz. Parabellum ya ben de hani bizim de Parabellum direkt tabanca vardı. 9 milimetreli tabancalara deniyormuş. Ayrıca bir de Latince bir şeymiş. Eğer barış istiyorsan savaşa hazır olun. Bir şeyi. Evet, spoiler vermiyoruz ama filmde finale doğru adı geçiyor mesela. Yani orada var yani Parabellum nedir diye söylüyor. Burada bir de şu hikayeyle ilgili bahsetmek istediğim şeyler var benim. Şimdi bu inandırıcı bir hikaye değil. Şimdi John Wick'i seven ve John Wick'te ne beklediğini bilenler için sorun değil. Ama John Wick ne oluyor? Giderek büyük bir efsane haline geliyor. İnsanlar da merak edip gidebilirler ama ben şu konuda uyarmak istiyorum. Bu kesinlikle inandırıcı ve sahici bir dünya vaat etmiyor seyirciye. Bu çok biçimci bir aksiyon filmi. Yani bunu gerçekten aksiyonu sevenler gitsinler. Çünkü hakikaten hani hikayeden ziyade burada az önce bütün bu konuştuklarımız, senin bahsettiklerin, dövüş teknikleri, işte görüntü vesaire bütün bunlar. Asıl onlar önemli yani. Ama hikayede de giderek daha da ilginç olan meseleler ortaya çıkıyor. Şimdi burada bildiğimiz New York'ta geçiyor, bildiğimiz dünyada geçiyor. Fakat ne polis var, ne yasa var, ne hukuk var. Hiçbir sen bunların 3 filmde rastladın mı hiç bunları? Hiçbir yok. Polis zaten hiç yani gözükmüyor. Sanki yani mesela burada da bazı yerlerde direkt sokakta insan öldürüyorlar. Çok rahat bir şekilde herkesi öldürüyor. Hiçbir korku yok yani. Hani hiçbir şey yok. Şimdi ama burada özellikle bu garip bir şey. Şimdi buradaki aslında mesele bunların kendi suç dünyasının kendi bir hiyerarşisi, bir bürokrasisi var. Özellikle o ikinci filmde çıkmıştı. Ve bu bürokrasi birazcık retro efekt dediğimiz yani geçmişi hatırlatan bir bürokrasi. Tebeşirli tahtalar kullanılıyor biliyorsun. Ve bilgisayarlar biraz 80'lerin sonu, 90'ların başı. Çevirmeli telefonlar ve kendilerinin aradığı telefonlar da hala kaydırmalı, kapaklı telefonlarla falan konuşuyorlar. Evet. Ya bir bürokrasi var. Suç dünyasının bir bürokrasisi var. Ve bu bürokrasi işliyor. Bunun kuralları var. Kendine göre kuralları var. Çok net kuralları var. Ve bütün bu suç dünyası bu kuralların çevresinde dönüyor aslında. Hatta kendi para birimleri olduğunu bile söyleyebiliriz. Altın kullanıyorlar. O da özel bir altın aslında. Kendi dünyası var. Bu giderek ilk filmde Continental Otel'inde ortaya çıkmıştı bu. İkinci filmde itibaren giderek serinin ruhunu belirlemeye başlıyor. Yani bu üçüncü filmden itibaren biz artık iyice bu suç dünyasının içindeki bir meseleye girdik. Suç dünyasının içinde oluyor. Yüksek Şura'ya giriyor. Şimdi o biraz da Kafkaesk dediğimiz bir atmosferi de var. Çok gizemli, esrarengiz. Yani Yüksek Şura ve suç dünyasının o üst tarafları hala gizemini koruyor. Fakat bazı sahneler var, yani ilginç sahneler var. Bir kere bir de ilk kez hani New York'tan çıktığımız zaman tüm dünyaya, başka Casablanca'ya falan da gidiyoruz. Anlıyoruz ki bu tüm dünyayı kaplayan bir suç dünyası. Sanırım ikide de Roma'ya mı gitmişler? İkide Roma'ya gittik, evet evet. Yani o giderek o suç dünyasının başka ülkelerdeki hallerini görmeye başlıyoruz. Şimdi şunu demek istiyorum, hikaye de başka bir yere doğru gidiyor artık yavaş yavaş. Ya çünkü John Wick giderek chapter'ları artık ki gideceği belli. Çünkü bence gerçekten John Wick 3'ün daha Helberi'nin oynamasının öğrenilmesiyle birlikte başlayan o heyecan görüyorsun ki yani bu John Wick'in çok hayranı var ve çok seyredecek. Hikaye de giderek daha farklı bir yere gidiyor. Ben hikaye açısından geldiği yer açısından ilk iki filmi oranla daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Ya bana biraz bu hani Yüksek Şura, o High Table dedikleri şey biraz Bond'da bu son 2000'lerin Bond'unda bu Spectre
Hani Bond'da bir şey var, bir organizasyon var, dünyanın her yerinde etkin, güçlü adamları var ve onlara karşı savaşıyordu. Bu Yüksek Şura biraz ona da benzettim yani. Mesela bu filmde John Wick'in karşılaştığı kişi mesela en tepedeki mi? Ben emin değilim mesela. Yok, daha yok, ben da de şeyleri falan. Onlara girmeyelim zaten. Hı-hı. Ama şunu söylemek istiyorum ben. Yani burada John Wick'in aslında derdi Yüksek Şura'nın iktidarı değil ha. Hiç değil bence. O zaten şunu istiyor ya, ben evime dönmek ve karımı hatırlamak istiyorum. Niye hayatta kalmak istediği sorusuna verdiği cevap çok basit. Hı-hı. Eşimi hatırlamak istiyorum, aşkımı hatırlayarak öyle yaşamak istiyorum diyor. Yani aslında derdi değil, fakat dördüncü film sanki buradan ilerleyebilir. Yani ki öyle burada, gibi de. Evet, çünkü Yüksek Şura, yani daha önceki filmler, iki filmde direkt karşımızda bir hedef vardı, bir kötü adam vardı. Bu sefer görünmez bir güç var. Yani High Table, Yüksek Şura görünmez bir güç ve tek bir kişi değil yani. O yüzden hikayenin yapısı değişiyor yani, daha farklı bir yere geliyor. Ama olaylar hani John Wick'i bu iktidara bir şekilde sorgulamasına da yol açıyor. Daha çok açgözlülük vardı ilk iki filmde, bu sefer kibir. Çok kibirli bir yapı. O hakem var ya, manken görünümlü bir oyuncunun oynadığı. Gerçekten. Ligimizde maç yönetesi bir hakem kendisi. Evet, evet. Çok adil hiç. Mesela o simgeli o yüzü. Yani o High Şura'nın şeyin, Yüksek Şura'nın yüzü. O var. Şey, burada mesela oteli konuştuk ya, The Continental. Hikaye nereye gidecek falan diyorsun. Bir şey de okudum, bilmiyordum. John Wick'in yaratıcısı Derek Kolstad şimdi bir The Continental diye bir dizi yazıyormuş. Ve dizi olarak, yani o otel, çünkü aslında çok şey de vaat ediyor yani, onlarca kiralık katil. Asıl ilginç olan şey filmde polis falan olmamasından ziyade bir de şunu gördük. Taksiye biniyor, taksi ona adıyla hitap ediyor. Bir esnafın yanından geçiyor, esnaf onun kim olduğunu biliyor. Yani sanki hani bütün kent ya da bütün dünya o High Table'ın adamları ve herkes birbirini öldürmek için mücadele ediyor gibi, bir garip bir oyun gibi de şey var. Burada Halle Berry'den bahsettin. Halle Berry'nin oynadığı karakterin gözüktüğü o bir 10-15 dakikalık bir bölüm gerçekten filmin en yükseldiği sahnelerden ve en başta bahsettiğim o iki köpek. Yani aksiyona çok farklı bir şey katmışlar. Yani o köpekler gerçekten inanılmazlardı. Yani çelik yelek gibi şeyleri var, ölmüyor. Evet, çok iyi. Fazla bir şey de söylemek istiyorum ama köpeklere dikkat. Yani bu filmde her şey köpekler yüzünden oluyor. Ya o kendini, bu bütün bu Yüksek Şura, bütün bu ayrıntılar, bütün bunlar, o yaratılan gizem aslında çok kendini ciddiye alıyor. Ve orada bir ciddi bir ağırbaşlılık var yani. John Wick'in en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Yani buradaki meseleyi, belki çok inandırıcı değil bir hikaye, ama bunu çok ciddi ve ağırbaşlı bir havada ele alması yani. O ikisi arasındaki kontrast da etkiliyor. Şimdi o Continental dizisi diyorsun ya, yani orada yarattıkları dünyayı, bir evren aslında o. Ona bakarsan süper kahraman evreni gibi bir şey. Onu genişletmeye başladılar yani. Çünkü seyirci onu çok sevdi. Yani John Wick de buradan ilerler gider yani. Bu, çünkü orası bir suç dünyası, bir suç alemi var orada. Kendine göre kuralları var, kendine göre bir hiyerarşisi var, kendine göre bir yapısı var. Oradan, ya bu seri oradan daha da ilerler ve daha da güzel olabilir. O mizah dediğin şeyleri de böyle, onu da söyleyelim de, bir John Wick hem biz çok seviyoruz, yani süper adam bizim için. Güzel olan ya da komik olan bir şey, filmin içindeki kötü adamlar da John Wick'i çok seviyorlar. Çünkü bir efsane, o dünyada da bir efsane. Yani orada da bir efsane ve onunla kavga edebilmek bile büyük bir şeref. Hani John Wick'in karşısına çıkıp onunla kavga edebilmek çok eğlenceliydi oralar. Bir de bu filmde biraz daha galiba o şey yapmışlar. Ekibin birçoğu Matrix'te de birlikte çalıştığı için Matrix'te de bir göndermeleri var. Onu şey yaptım, John Wick hani kavga, savaş büyüyecek falan şey olduğunda, neye ihtiyacın olduğunda, silaha, daha çok silaha ihtiyacım var diyor. Birebir Neo'nun da öyle bir repliği varmış, onu kullandırmışlar hani. Guns, evet. Lots of guns diye. Video oyunlarında da hep cephanem biter ya, cephane almaya ihtiyaçlar. Burada geri de dönüyorlar ya, çok eğlenceliydi. Ya genel olarak dediğim gibi ben hani çok eğlendim. Yani
öyküde bir mantık aramak falan gibi yok, bir şeye gerek yok. Zaten seyircinin de öyle bir şey arayacağını zannetmiyorum. Yani John Wick hani züccaciye dükkanına giren fil gibi. Yani hakikaten kırılmadık cam, çerçeve hiçbir şey bırakmadı. Ne evet. kadar mermi sıktığını da bilmiyorum. Vallahi ben diyorum ki yani John Wick hayranları çok sever bu filmi. Hiçbir şey yok. Hayal kırıklığı uğrama şansı yok. Mesela hani oluyor ya Star Wars'da oluyor, şeyde olabiliyor. İşte ne bileyim Avengers'da olabiliyor. Hayranlar bazı filmleri, serideki bazı filmleri sevmiyorlar. Fakat sanki bu filmde bunu seveceklermiş gibi bir his var şimdi. Bütün hayranlar çok sevecek. Bence aslında şöyle bir şey de olmadı galiba. Yani bunlar ilk film 20 milyon dolar civarı bir paraya mal olduktan sonra 100 milyon doların üzeri bir gelir yapmış. İkincisinin 35-40 milyon dolara çıkarmışlar bütçeyi. 200'ü geçmiş. Bu bile çok yüksek bütçeli değil diyorlar. 50 milyon dolar civarı ve şimdiden hani 300'leri 400'leri konuşuyorlar. Bence ekip de şöyle bir şey dememiş. Ya ne versek gidiyor dememişler. Yok. Yani üstüne koyup hikayeyi, o dediğin evreni, John Wick evrenini genişletmek için ellerinden geleni yapmışlar. Senaryo, böyle bir filmin senaryosu için çok özenli olduğunu söyleyebilirim ben. Yani her sahnede bir şey bulmaya çalışmışlar. Yani her sahne, biz nerede, bu filmin bu sahnesi nerede geçecek, nasıl bir sahne olacak, hepsini iyi düşünmüşler. Aynı şekilde prodüksiyon tasarımından yönetmene kadar her sahne, bir kere yani dövüş teknikleri, kullanılan yapılar bile sahneden sahneye farklılık gösteriyor. Silahlar bile farklılık gösteriyor. Yani çok özenli bir iş var ortada. Valla işte dediğim öyle gibi... Öyle yalap şap hiçbir şey yok filmde. Yok çok net olarak valla gidin. Yani biraz kondisyonlu gidin hani. Gerçekten özellikle ya yarım saat falan. Ya biz IMAX'te izledik. IMAX'te çok, IMAX'te çok başka. Perde çok başka gerçekten. Evet. Hani imkanı yani olan evet. öyle bir şeyde izlesin. O böyle daha bir... etki artırıyor. John Wick gibi filmler gerçekten sinema salonunda olmayı, o dev perdede film izlemeyi de keyifli hale getiren filmler. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hani John Wick içeride insanları işte savaşırken kendi derdiyle. Gerçekten bu 2 saat, 130 dakika John Wick. 2 saat dışarıda ne olduğunu hiç unutuyorsunuz yani. John Wick'le beraber o akışa kaptırıp gidin kendinizi. Çok güzel bir film bence. Çok bu hafta sonu. Evet. Kaçırılmayacak. Çok eğlenecek bir film.